Başka nerede gösterelim? Sinirlendiğimizi sağ... değil mi? Bir tepki koymak zorundayız tabii orada. işte Ben diyorum ki bir kere karşımızda... Yemek yapmayalım mesela. Onu da değil. Öyle <laughs> cezalar yok. Eve ee, almayalım. Manevi. Cezalar şöyle. E, tabii ki kavgadan sonra hemen beraber olalım. Katiyetle hayır. Ama bir taraf hani arayı kapatayım aman bu küslük olmasın diye bunu yapmaya kalkarsa... O zaman da... Yani bir erkeklerin bazılarının söylediği gibi un, un çuvalı gibi, ütü tahtası gibi öyle duruyor diyor. Bu da bir çeşit <laughs> cezalandırma. Ne demek istiyorsun? Ben eşlik vazifemi görüyorum, eş olarak vazifemi görüyorum. Sana hayır demiyorum ama ben eğlenmiyorum, istemiyorum, hoşuma gitmiyor demektir. Niye böyle yapıyorsun derse Herhalde ki münakaşaları ben daha halledemedim. Sen hallettin ama ben halledemiyorum. Öyle kolay olmuyor bir diyeceksin. kendini bana affettirmen lazım. Yani amca. yok canım bir öyle dedir mi tam tersi. De. Ben ne yaptım da sen ne yaptın öyle da. Mi? Aa, adamın ağzına laf vermeyin diyorum. Vermeyin. Hiç. Bir e şey, bu adamdan sen... mesela o öfke bahıncımı nasıl çıkartacağım? Tamam işte anlatayım. Anlaşıldı bugün nasıl kavga edilir bir öğreteyim size. Ay helal. Yani ki <laughs> kavgasız <gülüyor> bırakır mıyız gayet tabii ki. <laughs> Şimdi... Kızlar hazır mıyız? Nasıl kavga edilir? <laughs> kavga edilmenin bir de bir stili var. yani. Ben, yani kavga bana gelenleri bile. anlatıyorum. Ayrıca kitabımda bu teferruatla yazılıyor. Ama oldu ya okuyamadınız gelemediniz tamam söylüyorum. Şimdi daha böyle bir kavga çıkacağı birazdan şeyin geleceği ne derler ona? e, ee, şiddetli yağmur geleceğini nereden anlarız? İleride çakan, çakan şimşekler. şimşeklerden. anlarız. O şimşekler ne yani? Ne demek istiyorsun yani? Sen ne edin bakayım? Sen ne edin bakayım? Diyelim bu şekilde başlarken geliyor. Siz de kadın olarak, şimdi ben kadın gözünden anlatayım. Bu erkek için de olabilir. Çünkü bayağı iyi kavga eden kadınlar var. Onu da bir tarafa yazalım. Yani illa erkek bağırmıyor. Kadınlar maşallah zır zır bağırabiliyorlar. Onun için şimdi burada bu başlayınca böyle töbe töbe hani far görmüş fare gibi böyle bir an duruyorsun. Nereye gidiyor diye hiç cevap vermek yok. Hiç. Far görmüş fare mi? Evet böyle kaçamaz <gülüyor> zavallılar. <gülüyor> Araba farının karşısında böyle kalırlar. Siz böyle kalın. Tavşan gibi. Veya Öyle. tavşan Öyle kalın hemen yani yarım dakika içinde daha fazla söylerse cevabı hazırlıyorsunuz. Gayri ihtiyarı geri cevap veriyorsunuz. Vermemek için yavaşça ha öyle hışımla değil Hı, falan diye değil. Öyle yaptığınız zaman size şimdi söyleyeceğim hani başka odaya gidin kapıyı çarpmayın yanından hışımla kalkmayın. Hışımla kalkarsanız kapıyı çarparsanız içeriği kitleseniz dahi Bağırmaya devam ederseniz kapılar pencereler iniyor. Yani yüz vakanın 90'ında bu böyle. Zannediyorsunuz ki o da duracak orada. Hayır, hiç durmuyor. Hiç onu provoke etmeden odaya tamam, geçiyorsunuz. Tamam, far görmüş tavşan. Hemen gitti arkasından. Tamam. Başka odaya geçtiniz. Başka odaya geçtiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Orada bağıra bağıra ona karşılık vermek yok. Kapıyı kitleyin. Tamam, okey. Ama erkeklere şimdi söylüyorum. Ne dedik? Kadın gözüyle anlatıyorum. Anlatıyoruz. Erkeklerin derhal öyle balkona çıkayım falan yok. Oradan da duyuyorlar lafları ya da sen duyuyorsun. Onun için hemen dışarı çıkıyor. Ama arabaya atlayıp da basıp gitmek, sabahlara kadar gelmemek diye bahsetmiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Çıkıyor bir yarım saat. Evin etrafında dönüyor. Bir blok yürüyor. O arada kızıyor, küfrediyor. E, istiyorsa tekme atıyor ağaca mağaca nereye olursa. Bunu kadın duymuyor. O adam çıktığı zaman da kadın odada avız çıktığı kadar bağırsın çağırsın ağlasın istediğinizi söyleyin ama o duymayacak sonra eve geliyor. Yarım saat sonra erkek eve geliyor. Kadın çıkmıyor odadan. Uzun uzun kalıyor. Ona göre bir oda bir, bir, bir bulun da televizyonlu melevizyonlu <gülüyor> <gülüyor> olsun. Ben benim benim torunu odaya kapatın. <laughs> diyor. Deprem anında şey vardı. Odaya koyunca <laughs> oturmuyorduk. Ben, benim Ay senin torunu. Adam, neler düşünüyorsun? İnsan sinan mı düşünür? Aa bunları düşünmezsen dayağı da yiyorsun. Vuruyor en kötü lafları duyuyorsun. Tövbe sen ona cevap verdikçe kardeşim huzurumuz satın alıyoruz diye bir laf var. Huzurumu alıyorum. bağırtıyı, çağırtıyı yani duymuyorum. Yani odaya kitleyin diyorsun. Ya birkaç birkaç dak yani saat kalın ki iyice sinirler düzelsin azıcık. Ama o demek değil ki nerede kalmıştık diye başlamak yok. Sen başka odada, o başka odada televizyon mu seyrediyorsunuz, ya, yatıyor musunuz, geceyse bilmem ne, her neyse. Fakat eğer gözünüz yemiyorsa aynı yatakta yatmayı tamam Aday, odayı ayırın. Şimdiye kadar hep ayırmayın diyordum ama yapamıyorlar isim onun için. Ayırın. Ertesi gün oluyor. Ertesi gün. 24 saat geçecek. Gün boyunca açıyorsanız telefon açmıyorsunuz. Sabahleyin işe giderken karınızı öpüyorsanız ya da eşinizi öpüyorsanız öpmüyorsunuz. E, alas mı aldık demiyorsunuz. Kahvaltısını hazırlamıyorsunuz. Yani ne yapıyorsanız onları yapmıyorsunuz. Hiçbir hareket veya laf yok. Böyle provoke etmek ya da çocukları araya koyup Kızım, a, annene söyle, bil, anne burada duruyor. Annene söyle, bana bilmem ne getirsin. Yok böyle laf atmalar. Yok şunlar bunlar yok. Provoke etmek yok. Ya da babana tamam. söyle eve giderken para bıraksın. Ha, filan gibi. Hiçbir şey söylemiyorsun. Başının çaresine bak. Orada akşam oluyor. Akşam eve geldiği zaman artık uzatmayın. Karşı taraf eğer bunu hala yürütüyorsa, mesela sen geldiğinde kapıyı açtın her zaman öpüyorsan öpmüyorsun. Açıyorsun kapıyı ama böyle hışımla gitmiyorsun mutfağa falan. Ne oluyor bilmem ne diye. Olmuyor. Biraz sonraki için yemeğini eğer hala onunla aynı masaya oturmayı göze alamıyorsanız onun önüne tepsiyi ama böyle tepsiyi atar gibi değil. Koyuyorsunuz. Sanki sessiz çekilse bir film işte kadın yemeğini getirdi önüne koydu. Adam yiyor. Falan böyle düşünecek. rutin ama sadece konuşmuyoruz. Hiç. Mağduru düzgünüz. Sonra, sonra, sonra e, o seyredeceği bilmem ne ne seyrediyorsa onu seyretsin. Ara olduğu zaman yemek yemiş ve yorgunluğunu atmış olacak. Bak iki tane önemli şey söylüyorum. Sen bütün gün dinlendin diyelim. Ama şimdi adam geçti oraya. Bütün gün evde tırnaklarımı yedim. Sinirden. Hiç yemem. Ne yiyeyim? <laughs> ne dinlenmesi? Öyle bir güzel cevaplayacaksın ki az öz. Çocuklar işin şeyse esası burada yanına mesela şimdi burada oturuyorsa adam gelip buraya oturacaksın. Adam şimdi sana poz atacak. Ne oturuyorsun burada? Git oraya otur. Yavaşçacık yavaş elini tutuyorsun. Bırak istemem yapma. Hem kel hem fudul derler buna. E, yapıyor. Sen hiç aldırmıyorsun. Oturuyorsun şuraya. Elini melini o kalkarsa oraya gidiyorsun. Seninle bir beş dakika konuşabilir miyim? Bir dakika değil. Bir dakika deyin. Beşe kadar uzatın az öz dün şöyle şöyle oldu. Ben bunlardan kim haklı kim haksız bunları aramıyorum. Sadece son derece üzüldüğümü söylemek istiyorum. Sensin sen yaptın senin yüzünden oldu. Zaten sen hep yaparsın böyle senin anan senin baban dedin mi hop geriye geliyoruz. Hayır alttan alıyorsun. Senin ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Ben eminim sen çok iyi bir insansın. Ama o günkü işte bla 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 konuşmaları söylersiniz. Bunları söylediğin için benim de kabahatim olabilir, senin de kabahatin olabilir. Ama lütfen bunları bir daha yapmayalım. Çok kırıyoruz birbirimizi. Bitti. Ve bir olayı tatlıya bağlıyoruz. Hayır, hiçbir şey yapmıyoruz. Öyle öpmek, öpmek, özür, özür dile, özür dile. Hayır dilemiyorum arkadaş. Özür, Aa, özür, özür sen yok. Özür Özür dileyeceksin. Hayır yok. Özür dileyeceksin benden. Katiyetle hayır. Bunu da söylemezsin. İlişkide İnsanların... deleniyor yani. İnsanların hareketlerine bakarım Ay, ben. aşk evlilik yaşam